Tekrardan merhabalar gençler. Şimdi burada şu ana kadar öğrendiğimiz simple present tense yani geniş zaman ve present continuous tense yani şimdiki zaman. Altta da gördüğünüz gibi eğer bir cümle yapar, eder, gelir, gider şeklinde ise bu simple present oluyor. Eğer yani yapıyor, ediyor şeklinde ise bu da present continuous oluyor. Yani şimdiki zaman oluyor. Şimdiki zaman konuşma anı itibarıyla yani bizzat konuşma anında gerçekleşen ya da konuşma anının böyle kısa ilerisinde ya da gerisinde olabilecek şekilde meydana gelen hadiseleri kastediyor olabilir. Bazı istisnalar her zaman bulunur. Bunları çok fazla takmamak lazım. Geneli kavradıktan sonra istisnalarla baş etmek daha kolaydır diye düşünüyorum. Şimdi biz direkt cümlelere geçelim. Ben her cümlede size bunu izah etmeye çalışacağım. Tabii burada cümleleri çok iyi anlamak lazım. Önce birinci cümleye bakalım. I can't sleep because the dogs outside bla bla bla. Şimdi burada iki cümle var. Efendim, because bağlacımız var gördüğünüz gibi. Because çünkü ya da the için demek. Efendim, ben uyuyamıyorum. I can't sleep. Because çünkü the dogs outside. Dışarıdaki köpekler bla bla bla. Şimdi dışarıdaki köpekler boşluğa bark yani havlamak kelimesi geleceğine göre. Bu cümlede dışarıdaki köpekler havlar mı? Havlıyor mu? Önce buna karar vereceğiz. Yani havlar diyemeyiz. Zira şu andan bahsediyor. Konuşma anında bizzat köpeklerin havlıyor olduğundan bahsediyorsa şayet biz ne diyeceğiz? Dışarıdaki köpekler havlıyor diyeceğiz. Dolayısıyla yor diyebilmemiz için fiile intaksi getirmemiz gerekiyor. Yani barking dememiz gerekiyor. Fakat ink getirmek yetmiyor. Yani bir fiile ink getirebilmeniz ve your anlamını elde etmeniz için mutlaka am, is, are'dan birini kullanmanız gerekiyor. Yani şimdi biz burada barka efendim barking diyeceğiz. Yetti mi? Yetmedi. Çünkü bu barking'in önüne ya am ya is ya da are gelmesi lazım. Peki hangisi gelecek? Bunu da siz önceden de bildiğiniz gibi özneye göre gelecek. Bakın the dogs outside. Bu bizim cümlemizin öznesidir. Yani am mi, is mi, are mı geleceğine bu öznenin zamirine göre karar vereceğiz. The dogs outside. Dışarıdaki köpekler they yani onlar zamiri ile karşılık bulduğuna göre burada biz are'ı tercih ediyoruz. Bu cümlemiz ne oluyor şimdi? The dogs outside are barking. Dışarıdaki köpekler havlıyor oluyor. Peki, ikinci cümlemize bakalım. Some Muslim men only blah blah to mosque on Fridays. Kimi Müslüman erkekler sadece cuma günleri camiye giderler. Bizim Türkçemizin karakteristiğinde sadece cuma günleri camiye gidiyorlar da diyebiliriz. Fakat burada anlaşılan şey şu anda gidiyor değil, her zaman olduğu için bu gidiyoru Türkçedeki asıl anlamını anlamak adına gider diyeceğiz. Yani sadece cuma günleri camiye gider diyorsak burada gitmek fiili, parantez içerisindeki o go fiiline ink getiremeyeceğiz demektir. Önce bunu anlayalım. Eğer bir fiile, cümledeki bir fiile ink getiremiyorsak bu manada, emizar da gelmeyecek demektir. O zaman demek ki biz burada go fiilini direkt geniş zaman olarak alacağız. Peki, yetiyor mu? Çünkü geniş zamanda da olumlu cümlelerde fiil ya yalındır, ya da es takısı alıyordur. Bunu bir kez daha hatırlamanızda fayda var. Peki bu fiile es takısı getirecek miyiz? Bunu özneye göre karar vereceğiz. Bakın, some
Muslim men diyor. Yine bunu boyuyorum. Kimi Müslüman erkekler they zamiriyle karşılık bulduğu için unutmayınız, olumlu cümlede fiilin s takısı alabilmesi için öznenin he, she ya da it'e tekabül etmesi gerekiyordu. Bunu bir kez daha hatırlıyoruz. Some Muslim men they'e tekabül ettiğine göre go takı almayacak demektir. Some Muslim men go to mosque on Fridays. Some Muslim men only go to mosque on Fridays diyoruz. Kimi Müslüman erkekler sadece cuma günleri camiye giderler. Üçüncü cümlemize bakalım. Look, bak. Zamanı ne? Konuştuğumuz andır. Şu anı kastediyor. Bak, a plane bla bla over us in the sky. Bir uçak gökyüzünde, başımızın üstünde, tepemizin üstünde, gökyüzünde uçak flyliyor, değil mi? Uçuyor. Dolayısıyla fly'a ink getiriyoruz. Peki yetiyor muydu gençler? Bir cümlede ink taksı olabilmesi için, yani şimdiki zaman olarak kurduğunuz bir cümlede ink taksı olabilmesi için o fiilin önüne emizardan biri gelecek idi. Unutmayın, a plane öznemizdir ve bunun karşılığı it'tir. It'le de is kullanılır. Bunları böyle dikkat ederek, beynimize jimnastik yaptırarak bu işi çözeceğiz inşallah. Dördüncü cümlemize bakalım. A poor family rarely blah blah meet. Fakir bir aile nadiren et, parantezinde yemek var, nadiren et yiyor mu, yer mi? Evet, Türkçemizin karakterisinde belki yiyor diyebiliriz. Fakat burada asıl olan, zamanı tespit etmek adına asıl olan şey yer, yer. Her zaman olur bu. Yani sadece cümlenin söylendiği an itibariyle değil. Dolayısıyla burada ink taksı gelmez. Eat dedik. Şimdi geniş zaman ve cümleniz olumlu. O zaman fiile s taksı gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdi buna karar vereceğiz. Dolayısıyla öznemize bakacağız. A poor family dediğine göre bu bir, bakın, fakir bir aile olduğuna göre topluluk ismi olmakla beraber hepsi bir bütün, yemek konusunda hepsi bir bütün hareket ettiği için, hepsi aynı anda yemeği aynı şekilde yaptığı için burada bunu tekil gibi ele alacağız. Yani a poor family, family'yi it gibi düşüneceğiz. Zamir itse fiil olumlu cümlede s takısı alacağı için it'e s getireceğiz. Eat, meet diyeceğiz. Fakir bir aile nadiren et yer. Gelelim beşinci cümlemize. He always blah blah tea for breakfast. O kahvaltıda daima çay, malum fiilimiz içmek, parantez içinde iki sefer kullanacakmışız hatta. O kahvaltıda daima çay içer. Yani içiyor diyebilirsin Türkçe'de ama buradan kasıt içer, geniş zamandır. Dolayısıyla fiile ink taksı getirmeyeceğiz. Önce bunu koyduk. Peki öznemiz es alacak mı? Bunu da, pardon, fiilimiz es taksı alacak mı? Bunu da hemen öznemize bakıyoruz. He ile fiil olumlu cümlede geniş zamanda es taksı alıyordu. Dolayısıyla drinks diyoruz. Devamında now, şimdi diyor. Demek ki şu an itibariyle olduğu için bu geniş zaman değil, dikkat edeceğiz. He is at the breakfast table. O şimdi kahvaltı masasında ve çay içiyor. Dolayısıyla yine burada drink'e ink taksı getirdik. Peki bu içen kim? He olduğu için, he olduğu için bunun önüne de is getiriyoruz. Is drinking tea diyoruz. Gelelim altıncı cümlemize. The father always blah blah the same newspaper. Bakınız, parantez içerisinde bu boşluklara gelecek olan fiil read'dir. Okumaktır ve 3 boşluğa da read kullanacağız. Ama cümlenin zamanına dikkat ederek kullanacağız.
Baba daima her zaman aynı gazeteyi okuyor diyebilirsiniz. Fakat bu okurdur. Yani geniş zamandır bunu böyle düşüneceğiz. Dolayısıyla ink taksı gelmeyecek. Read gelecektir. Peki cümlemiz olumlu olduğuna göre bu read'e takı gelecek mi? Bakıyoruz. The father, öznemiz, baba, yani he'ye tekabül ettiği için zamir olarak est getiriyoruz. He often, o sıklıkla okur onu. At the breakfast table, kahvaltı masasında okur. Yine geniş zaman, yani read'i getiriyoruz. Yine öznemiz he olduğu için read'e s takısı getiriyoruz. Peki, now the family. Şimdi aile is at the breakfast table. Şu anda aile kahvaltı masasında ve o gazetesini and he blah blah his newspaper. O gazetesini okuyor diyoruz, değil mi gençler? Dolayısıyla reading dedik ama unutmayın tek başına ink almış fiilin bir anlamı yok. Emizardan birini getiriyoruz. Öznemiz gördüğünüz gibi he olduğu için is getiriyoruz. Yedinci cümlemize gelelim. The children bla bla the cartoon on TV now. Çocuklar şimdi televizyonda çizgi film izliyor. Değil mi? Dolayısıyla watching diyoruz. Yetti mi? Hayır. Bu watch fiilinin önüne emizardan birini getireceğiz. Buna da bakıyoruz. Öznemiz the children, yani they olduğuna göre are diyoruz. Devamında but they are pardon gençler, şu watch'u not watch yapacağız. Bir de kitaba bakayım ben bir saniye. Evet. Bu watch'a not ekleyelim. Bunu da böyle düzeltmiş olalım. Şurada. Sizler de kitabınızda düzeltirsiniz. Dolayısıyla cümlemizi bakınız izlemiyorlar diye düzelteceğiz. Yani aren't yapacağız. The children aren't watching the cartoon on TV now. Şu anda çizgi filmi seyretmiyorlar. But they are with their toys. Ama onlar oyuncaklarıyla, ikinci parantezdeki fiil play'dir. Onu kullanacağız. Yani onlar oyuncaklarıyla oynuyorlar diyoruz. Zaten ben yanlışlıkla bu watching'i vermişim. Arı vermişim. Esasında orada ar olmayacaktı. Kitapta onu da ben düzeltme yapayım. Oradaki ar olmayacaktı. Ama burada verdik. Artık siz bunu da bir ikram gibi kabul ederseniz. Peki. Gelelim 8. cümleye. Dogs, blah blah, cats. Şimdi birinci boşluğa alttaki parantez içerisindeki ilk kelimemiz hate'i kullanacağız. Nefret etmek. Köpekler, kedilerden nefret eder. Geniş zaman. Değil mi? Yani ink gelmeyecek. Hate dedik. Peki s takısı gelecek mi? Dogs. Öznemize bakıyoruz. D'ye tekabül ettiği için hate'e s gelmeyecek. Dogs hate cats olacak. A dog bula bula a cat. Köpek, yani bir köpek, herhangi bir köpek bir kediyi ikinci parantezdeki çeyisi kullanıyoruz. Kovalar. Kovalar. Yani geniş zaman yine. Dolayısıyla çeyizi buraya alıyoruz. Ama unutmayın öznemiz it olduğu için chase s ekliyoruz. Now a cat is very afraid. Şu anda bir köpek, bir kedi çok korkuyor. As the için, ne olduğu için an angry dog is after it. Öfkeli bir köpek onun peşinde olduğu için ne yapıyor? Şu anda çok kedi şu anda çok
korkuyor. Peki, ne yapıyor? Çocuklar, biz bir yerde bir yanlışlık yaptık. Pardon. A dog, özür diliyorum. O şuraya olacaktı. Bir köpek kediyi kovalar. Ne zaman? When it blah blah it. Onu gördüğü zaman. Değil mi? Üçüncü fiilimiz see, i ve s taksı alarak kullanıyoruz. Yukarıdaki atladığım chase fiilinin olduğu cümlede de özne bir dog, bir köpek olduğu için yine s taksı getiriyoruz. Now a cat is very afraid. Şu anda kedinin biri çok korkuyor. As the için, ne olduğu için an angry dog is after it. Öfkeli bir köpek onun peşinde olduğu için ve onu and blah blah to kill it ve onu öldürmeye try'ladığı için, değil mi? Yani şu anda köpek kediyi öldürmeye şu an itibariyle ne yapıyor? Uğraşıyor, çalışıyor. Dolayısıyla try'a da ink taksı getiriyoruz. Tabii ink tek başına yeterli olmuyordu. Hatırlayalım. Bu it'ten dolayı try'ın önüne de is getiriyoruz. Gelelim 9. cümlemize. Babies normally blah blah for 10 hours every night. Bebekler genellikle her gece 10 saat uyur. Malum. Parantez içerisinde fiilimiz sleep'tir ve 3 boşluğa da bunu kullanacağız. Çarpı 3 demiş çünkü. Bebekler normalde her gece 10 saat uyurlar. Dolayısıyla burada biz uyurları geniş zaman olarak ele alıyoruz. Sleep diyoruz. Ve unutmayın, ink taksı gelmeyecektir. Babies öznemiz day olduğu için fiilimize s taksı da gelmeyecektir. Dolayısıyla babies normal sleep for 10 hours every night diyeceğiz. They also blah blah, tabi burada yine uyumak olacak. Twice or three times during the day. During the day gündüzleyin yani. Onlar also hem de ayrıca artı diyebilirsiniz. Onlar ayrıca gündüzleyin 2 ya da 3 kere uyurlar. Bakınız time burada kere demek. Ki kutucukta bakın yazmışız zaten. Kitabınızda da bunu görürsünüz. Kere demek ve uyurlar diyeceğimiz için unutmayın yine ink taksı gelmeyecek. Sleep diyeceğiz ve öznemiz they olduğu için olumlu cümlede geniş zamanda s taksı almıyordu. Bunu bir kez daha hatırlamış olalım. It is afternoon. Yani şu anda it is afternoon. Zaman öğle son. Vakit öğleden sonra. Now, şimdi. And we must be quiet. Ve biz sessiz olmalıyız. Bizim sessiz olmamız lazım. And we mustn't make any noise ve hiç gürültü yapmamamız lazım. Hiç gürültü yapmamalıyız. Because, çünkü our baby, çünkü bebeğimiz uyuyor. Dolayısıyla burada da sleep'e ink ekledik. Yetti mi? Emizardan biri lazım bunun önüne. Nereden anlayacağız? Our baby dediğine göre bu our baby it ya da artık biliyorsan she ya da he. Yani cinsiyetini biliyorsundur. He ya da she ya da it. Hiç fark etmez. Üçüyle de beraber is kullanılacağı için buraya is sleeping diyoruz. Pekala. Şimdi 10. cümlemize bakalım. It seldom blah 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 in Istanbul in August. İstanbul'da Ağustos ayında nadiren blah 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 olur. Şimdi birinci parantezdeki fiilimiz rain olduğu için biz bu boşluğa rain kullanacağız. Şimdi rain'i buraya koyduk. Peki bu rain'e ink takısı getirecek miyiz? Cümleye bakıyoruz. Ağustos'ta İstanbul'a nadiren yağmur yağar.
Demek ki geniş saman ink takısı almaz. O zaman ink takısı almayacağına göre emizar da olmaz. Onları aramıyoruz. Peki geniş saman ve olumlu cümle olduğu için S takısı getirecek miyiz? Onu anlamak için de fiile bakıyoruz. Gene boyuyorum ben fiili it. Geniş zamanda it, it öznesiyle fiil S takısı alıyordu. Bunu bir kez daha hatırlattık ve koyduk. But this year, ama bu sene, the season, mevsim, bla bla quite different. Bayağı oldukça farklı. Bu boşluğa ne gelecek? İkinci parantezdeki be gelecek. Unutmayınız gençler, be'nin tek başına fiil olarak kullanıldığında karşılığı ya am'dir, ya is'dir, ya are'dır. Yani biz bu boşluğa üçünden birini kullanacağız. Peki, hangisi? Onun içinde bakın, bunu boyayalım. Ve season, the season, bunu da boyayalım. Yani mevsim. Mevsim için zamir it olduğundan be'nin is halini kullanıyoruz. Look, bak, şu anda bak. The sun, bla bla bla, not shine. Yani güneş yok, parlamıyor, ışık vermiyor. Biz ona güneş yok diyoruz Türkçe'de. Ama İngiliz buna güneşin gökyüzünde parlayıp ışık saçmadığını kastediyor. Biz vardan bunu öyle algılıyoruz yani. İngiliz'in kafasıyla düşünelim. Bak güneş parlamıyor diyelim. Yani parlamıyor. Yani demek ki önce bir your takısını alıyor ve inki ekliyoruz. Peki yetiyor mu? Önüne emizardan hangisini getireceğiz? Onun için de the sun'a bakıyoruz. The sun it olduğu için is. Olumsuz olduğu için de özür diliyorum. Olumsuz olduğu için de isn't diyoruz. The sun isn't shining and ve it. It dedi yani havayı kastediyor bu. Burada da yine dördüncü boşluk olduğu için dördüncü parantez içerisindeki be'yi kullanacağız. Ve yine be'yi tek başına bir fiil gibi kullandığımız için am ya is ya da are diyeceğiz. Öznemiz it olduğu için otomatikman is diyeceğiz yani. It is dark outside. Dışarıda hava karardı, karanlık oldu. Because, çünkü o havayı kastediyor. Ne yapıyoruz? Dördüncü parantezdeki ve'yini buraya alıyoruz. Çünkü yağmur yağıyor. Yani hava yağıyor. Yağıyor. İlk takısı. Raining. Ama unutmayın it'ten dolayı yine bunun önüne is getiriyoruz. It is raining diyoruz. Pekala 11. cümlemize bakalım şimdi. Yavuz usually bla bla to school every day. Yavuz genellikle okula her gün bula bulalar. Şimdi bakıyoruz birinci parantez içerisindeki fiilimiz walk. Yani yürüyerek gider. Değil mi? Her gün. Yani ink yok. Walk. Peki S var mı? Yavuz'a bakıyoruz. Yavuz he olduğuna göre S var. Her gün okula yürüyerek gider. As the için. Ne olduğu için? Okulu efendim evinden far from his home evinden uzak bakın ikinci boşluğa be not gelecek yani olmadığı için değil olduğu için yine be'yi tek başına fiil olarak kullanacağız yani am is ya da are kullanacağız mecbur the school olduğu için is kullanacağız ne diyeceğiz the school is'i not'la beraber olumsuz olacağı için isn't diyeceğiz. Isn't far from his home diyoruz. Peki, şimdi burada üçüncü boşluğa you go diyor. Yani sen gitmek. Şimdi bla bla to school on foot. On foot yürüyerek. Yani yürümeyle. Sen okula yürüme mi gidiyorsun desek bile bu esasında gidersindir. Yani
her zamanı kastediyor. Sadece konuşmanını kastetmiyor. Dolayısıyla biz bunu gider olarak ele alıyoruz. Hal böyle olunca fiile ing getirmiyoruz. Yani fiilimiz go olarak kalıyor. Peki bu bir soru mu? Soru. Gider misin sorusu olduğu için gider misin geniş zamanın sorusundaki yardımcı fiil ya do'dur ya does'dır. Peki does mı do mu onu nereden anlıyoruz? Parantez içerisindeki you'dan anlıyoruz. Bakın you ile does kullanmayacağımızı biliyordunuz. Dolayısıyla bu bir cümledir. Noktadan sonra olduğu için do'yu büyük harfle başlayalım. You buraya ekleyelim. Do you go to school on foot diyelim. Sen okula yürüyerek mi gidersin? Or yoksa efendim you in his car yani your father'ı kullanacağız. Yoksa baban arabasıyla seni drive'lar mı yani götürür mü? Dolayısıyla burada unutmayın sorudur. Üstteki cümlede de soruydu. Fiil geniş zaman olduğu için sorularda asla takı almıyordu. İnk de almayacak biliyorsunuz. Go'yu koyduk. Peki şimdi buradaki soruya do mu does mı kullanacağımızı tespit etmemiz için your father'a bakıyoruz. Bakın boyuyorum. Your father he zamirine tekabül ettiği için do olmaz does olur. O yüzden does'ı başa alıyoruz. Does your father, ben niye go koydum onu da anlamadım. Drive olacak özür diliyorum. Does your father drive you in his car? Baban seni arabasıyla mı götürür diyeceğiz. Peki, Semih'i hatırladım. Yukarı kaydırmayacağım. 12'ye bakıyoruz. Must I take my umbrella? Must malı, meli, ben şemsiyemi almalı mıyım? Alsam mı? Niye? Soruyor. It rain. Dışarıda, outside, dışarıda yağmur yağıyor mu? Diyecek değil mi? Yani kullanacağımız rain, ing alacak bir defa. Şimdi zamirimiz burada verdiği için, it'i verdiği için it'i kullanacağız. It'le beraber ing aldığı için mecbur emizardan biriydi. It'le beraber is kullanıyoruz. It, ama bu bir soruydu, özür diliyorum. O açıdan zaten izi vermemişiz. It'i burada koymamışız, parantez almışız. Is it raining outside diyoruz. B kişisi diyor ki yes you must, evet almalısın. Al. Niye? It bla bla to sprinkle. O sprinkle'lamaya startlıyor. Yani efendim start başlamak malum. Sprinkle'lamaya başlıyor. Yani atıştırmaya, çiselemeye başlıyor diyoruz. Dolayısıyla başlıyor, start, ink aldı. Öznemiz zaten it burada gördüğünüz gibi. It olduğu için de is alacak. It's starting to sprinkle diyeceğiz. 13'e bakalım. Hey, who are you with you? Hey, sen kimin yanındasın? B diyor ki I'm with my friends in the country. Ben şehir dışında, taşrada, kırlık bölgede arkadaşlarımla beraberim. A diyor ki sen orada, şimdi bakın, you ve do'yu kullanacağız. Yani sen orada ne yapmayı kullanacağız, ne yapıyorsun diyeceğiz. Mecbur. Ink, değil mi? Peki soru olduğu için sen ne yapıyorsun? You öznesiyle beraber you'yu kullanacağız burada. Ve bunun yardımcı fiili are olacak. What are you doing there? Sen orada ne yapıyorsun? Ya da siz orada ne yapıyorsunuz? B kişisi buna cevap olarak ne diyor? Biz piknik yapıyoruz. Have burada yapmak anlamına geliyor. Yapıyoruz. Yani we'den dolayı are ve have'e de ink getiriyoruz. Ink getirirken de have'deki e'yi düşürüyoruz. Bunu da hatırlamanızda fayda var. Gelelim 14. cümlemize. Our hens under the roof now. Bizim tavuklar
şu anda, şimdi çatının altındalar, değil mi? Burada be'yi direkt fiil olarak kullanacağız. Başka bir fiil yok zira. Our hands ile beraber olduğu için bunun they olduğunu anlayacağız. Özür, şu we'yi çizmemişim ben. Boyamamışım. Onu da tekrar ben boyayayım. Our hands, bizim tavuklar they olacağı için burada are kullanacağız. Our hands'den dolayı. As you know, bildiğiniz gibi, as you know, bildiğiniz gibi animals, hayvanlar, findlarlar, shelter findlarlar. Find, bulmak. Shelter da barınak. Bildiğiniz gibi hayvanlar barınak buluyor mu, bulur mu bakacağız. When it, bula bula, o, yani when, zaman, o, parantezde yağmur olduğu için, yağmur yağdığı zaman. Demek ki bildiğiniz gibi hayvanlar yağmur yağdığı zaman barınak bulurlar. Bu her zaman yapılan şey, genel manada olduğu için ink gelmiyor, fine diyoruz. Gençler, hepsini boyamasam, animals, animals, bakın öznemiz they olduğu için geniş zamanda fiil s takısı almayacaktır animals'dan dolayı. Animals find shelter when it. Burada da öznemiz it'tir. Neyse, biz gene adeti bozmayalım. Animals'ı da boyayalım. It'i de boyayalım. When it rain olacak. It'ten dolayı rain s takısı alacak. When it rains. Gelelim 15. cümlemize. The trees in the garden. Bahçedeki ağaçlar green in the spring. İlkbaharda yeşile dönerler. Turn burada olmak yani. Yeşil olurlar, yeşile dönerler, yeşillenirler yani. Dolayısıyla bu her zaman genel bir kavram olduğu için inksiz getiriyoruz, turn diyoruz. Peki, fiile s takısı getirecek miyiz? Öznemize bakıyoruz. Öznemiz ne? Bahçedeki ağaçlar. Yani onlar. They olduğu için turn'e s gelmiyor. But my favorite poplar hasn't got green leaves on it. Ama benim sevdiğim, en çok sevdiğim kavak ağacı hasn't got, sahip değil, green leaves on it. Üzerinde yeşil yapraklara sahip değil. Yani ama sevdiğim, en sevdiğim kavak ağacının üzerinde yapraklar yok. I am very sorry. Ben çok üzülüyorum buna. Ağaçta yaprak olmadığına. I'm very sorry. It, bla bla, dead. Dead burada ölmüş, yani kurumuş. Üzgünüm ya da korkarım ki o ne yapmış? Kurumuş. Dolayısıyla be'yi burada direkt fiil olarak kullanacağız. Öznemiz it olduğu için de is diyeceğiz. Because it is dead. Gelelim 16. cümlemize. The poor woman blah blah meet for lunch and dinner on the Kurban Bayram. Fakir kadın Kurban Bayramı günü öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde et yer. Değil mi? Geniş. Yani bu yıllardır böyledir belki. Her Kurban Bayramı'nda et yer belki. Hep'i burada yemek manasında kullanacağız. Ve bu geniş zamandır. Değil mi? Yani have'i kullanacağız. Bakın, ben burayı önce have'i yazıyorum. Bak, burada kasıtlı yanlış yaptım. Dikkatli olun. Şimdi bu have'e ink gelmediğine göre eski gelecek mi? Öznemize bakalım. The poor woman, fakir kadın. Yani she. Yani biz burada have'e es getireceğiz, değil mi? Ama gençler, unutmayın ki şunun üstünü inşallah çizebilirim. Unutmayın ki has diye bir şey yoktur İngilizce'de. Have'in s takısı almış hali nedir? Has'dir. Dolayısıyla the poor woman has meat for lunch and dinner on the Kurban Bayram dedik. Buna dikkat edelim. Today is the first day of the Bayram. Bugün bayramın birinci günü. And she blah blah meet for dinner with her children.
ve çocuklarıyla beraber akşam yemeğinde et yiyor. Yani ete sahip oluyor. Dolayısıyla şu anı kastettiği için have, ink getiriyoruz. Dikkat edin, ink getirirken have'deki e'yi düşüreceğiz. Bunu unutmayın, boyuyorum. Yukarıda boyamadım, burada boyamış olayım. Yani having diyeceğiz. Peki, she öznemiz olduğuna göre de emizardan hangisini kullanacağımız ortaya çıkıyor. She's having meat for dinner diyoruz. Gelelim 17. cümlemize. Don't forget, unutma, to put on your coat, ceketini, kabanını giymeyi unutma. Put on giymek malum. Niye? It blah blah outside. Dışarıda it hava, snow. Yani dışarıda kar yağıyor. Snowing. Şu an olduğu için ve öznemiz it olduğu için unutmayın. Snow'dan önce bir is kullanıyoruz. It is snowing outside and it blah blah very cold. Ve çok soğuk. Ve burada da bakın bu boşluğa be'yi zamir olarak kullanacağız. Bunun am, is, are'dan başka şansı yok biliyorsunuz. Öznemize bakıyoruz. It olduğu için sadece is diyoruz, bitiyor. Peki. Because it is snowing outside and it is very cold. Dışarıda kar yağıyor ve çok soğuk. Şimdi gelelim 18. cümlemize. İki boşluklu bir cümle. Birinci boşluğa birinci parantez not usually study var. Demek ki olumsuz kullanacağız gençler. İkinciye de study var. Bunu da olumlu kullanacağız. My sister blah blah for an exam late at night. Kız kardeşim genellikle imtihana gece geç vakitlerde late. Gece geç vakitlerde çalışmaz. Değil mi? Dolayısıyla mezmaz diyeceğiz. Mezmaz my sister'a göre olduğu için doesn't olacak değil mi? My sister doesn't usually oradan aynen alıyoruz. Bu zira çekime uğramayan bir kelime. Doesn't usually study diyeceğiz. Peki study'ye ink gelmeyeceği geniş zaman olduğu için belli. Es gelecek mi? Olumsuz olduğu için olumsuz da geniş zamanda olumsuz da fiil asla es taksı almazdı. Bunu bir kez de hatırlamış oluyoruz. My sister doesn't usually study for an exam late at night. Gece geç saatlerde çalışmaz. But tonight, ama bu gece o çalışıyor. Değil mi? Bu gece çalışıyor. Because the exam tomorrow is very difficult and important for her. Çünkü yarınki imtihan çok zor ve onun için çok önemli ise. Dolayısıyla çalışıyor diyeceğiz. Studying. Peki öznemiz she olduğu için de ne diyeceğiz? Is studying because the exam tomorrow is very difficult and important for her diyoruz. Gelelim 19. cümlemize. Are the children in the garden? Çocuklar bahçedeler mi? Ve ne onlar ne yapıyorlar diye soracak. Birinci boşluğa they ve do kullanacağız. Yani ne yapıyorlar? Şu anı kastettiği için de bu bir soru olduğu için biliyorsunuz soru cümlelerinde önce yardımcı fiil gelir. Öznemiz zaten parantez içinde they olduğu belli. They ile are kullanılıyor unutmayın. Burada istiyorsanız they ile bir boyama yapalım aklınıza girsin. What are they yapıyor? Dolayısıyla fiile ink taksı getiriyoruz. Şimdi birinci boşluğa cevap veriyor. Are the children in the garden? Çocuklar bahçedeler mi? Evet, bahçedeler. Buna şu sorunun kısa cevabını vereceğiz. Yes, they are diyeceğiz. Çünkü bu soru, yukarıdaki soru cümlemizde are var. Onlar blah blah flowers for their mother. Anneleri için çiçek ne yapıyorlar? Topluyorlar. Değil mi? Pick. Picking. Topluyorlar. They'den dolayı şimdiki zaman olduğu için ne yapıyoruz? Picking önüne are getiriyoruz. They are picking flowers for their mother diyoruz. Evet.
It bla bla her birthday today. Bugün onun doğum günüdür. Değil mi? Be direkt alıyoruz. Başka fiil yok. It'le olduğu için be'yi direkt is yapıyoruz. It is her birthday today diyoruz. 20'ye bakalım. Please don't disturb your brother. Lütfen kardeşini rahatsız etme. Niye? Çünkü he a very important exam tomorrow. Onun yarın çok önemli bir imtihanı var. Yani o sahip. Biz burada have'i kullanacağız ve geniş zaman olarak kullanacağız. Sahip olmak olarak. Unutmayın, öznemiz he olduğu için have'in s taksı alması lazım. Ama have s taksı almıyor, has'e dönüyordu. Yukarıda geniş anlatmış idim. Direkt has koyuyoruz. He has a very important exam tomorrow diyoruz. And blah blah for it. Ve ona çalışıyor. Değil mi? Study. Getireceğiz. Kim çalışıyor? O. He. Dolayısıyla yukarıda belli. Is studying for it diyoruz. 21'e bakalım. Most Muslims blah blah fast. Fast burada oruç tutmak gençler. Most Muslims, Müslümanların çoğu oruç tutuyor ya da tutar. Bakacağız şimdi cümlemize. From sunrise to sunset. Yani gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutar. Geniş zaman değil mi? Yani ink almaz. Fast koyduk. Peki s taksı alır mı? Bakıyoruz öznemiz most Muslims olduğu için de'ye tekabül ettiği için s almıyor. Sadece fast geliyor. Demek ki most Muslims fast from sunrise to sunset over the month of Ramadan. Yani Ramazan ayı boyunca doğumundan gün batımına kadar oruç tutarlar. But. Ama some Muslims, bazı Müslümanlar, but some Muslims, bazı Müslümanlar, efendim, because of different reasons, farklı sebeplerden dolayı oruç tutmazlar diyeceğiz. Burada da bunu olumsuz olarak kullanacağız. Artık onu anlamından çıkaralım. Not koymamışız ona göre. Dolayısıyla ne yapmazlar? Oruç tutmazlar. Yani fast'ı getirdik. Şimdi bunun geniş zamanda mezmez anlamı ne? Ya doesn't ya da don't. Hangisi peki? Some Muslims, bazı Müslümanlar dediğine göre they zamirine tekabül ettiği için bunun mezmazı doesn't olamaz, don't olur. Some Muslims don't, bazı Müslümanlar tutmaz, because of yüzünden, farklı sebepler yüzünden. Evet, gelelim 22. cümlemize. Şöyle yine yukarıda tutayım. Iron blah blah on water. Bakın but bağlaştır. Bat'tan önceki bir cümlemiz. Iron suda float'lar. Float yüzmek. Mi? Yüzmek. Değil mi? Yani su üstünde durmak demek. Şimdi çıkaralım. Gül demir. Iron demir. Iron suda yüzer mi? Yüzmez mi? Şimdi buradan biz karar veriyoruz artık. Yani not yazmamışız. Buna biz artık kendimiz karar vereceğiz. Anlayacağız yani. Demek ki demir suda yüzmez. O zaman yüzmeyi bir defa koyalım. İnk almayacak çünkü. Peki. Bunun mezmazı ayrına göre it. İte göre don't olur mu? Olmaz. Ne olacak? Doesn't diyeceğiz. Iron doesn't float on water but ama wood ama tahta ya da odun her neyse ya da ahşap ne yapar? Yüzer. Burada bakın ikinci boşluğa yardımcı fiil kullanacağız. Şimdi hala öznemiz iron olduğuna göre iron'da doesn't olduğuna göre buradaki özne de wood'dur. Wood, odun, o da ite tekabül eder. Ve olumlu olacağı için bakın yardımcı kısa cümle kurarken yardımcı fiili koymak kafi geliyor idi. Bunu biliyorsunuz. Şimdi wood'a göre geniş zamanda do mu does mu koyacağız? Ona karar vereceğiz. Would it olduğu için
does getireceğiz. But wood does. Ama odun ya da ahşap ya da tahta yüzer. Today the children blah blah an experiment. Bugün çocuklar bir deney, experiment, do, yapmak, yapıyorlar. Değil mi gençler? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Do diyoruz. Peki, yapıyor dediği için int diyoruz. Yetti mi? Emizardan biri lazım. Öznemize bakıyoruz. The children olduğu için ne diyoruz? The children are doing an experiment diyoruz. Bugün çocuklar bir deney yapıyorlar. There is a piece of iron. Bir parça demir var. Neyde? On a large piece of wood. Büyük bir tahta parçasının üstünde bir parça demir var. And ve that iron ve o demir suda yüzüyor. Değil mi? Neyin sayesinde tabi? Tahtanın sayesinde. Önemli değil. Ama öznemiz ne? That iron. Yani it. Yüzüyor şu anda, değil mi? Şu anda yüzüyor. Bizzat deneyin yapıldığı anda yüzüyor. Şu anda bugün yapıyorlar deneyi. Dolayısıyla float ink alacak. That iron özne olduğu için ve o it olduğu için buna da iz getireceğiz. There is a piece of iron on a there is a piece of iron on a large piece of wood. Geniş, büyük bir tahta parçasının üzerinde bir parça demir var ve o suda yüzüyor diyoruz. Ve bugünkü dersimizi de burada noktalıyoruz. Tahmin edemediğim kadar uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Allah hayırlı ömürler versin hepinize gençler.